Merhaba sevgili dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Milyoner'in katkılarıyla 14 Nisan 2024 Pazar Adana programıyla birlikte sizlerle birlikteyiz. Yayın konuğumuz sevgili Alper Karlı'yla birlikte yarınki Adana programı değerlendireceğiz. Yarın Adana'da 9 koşulu bir program var. Gerçekten güzel bir program açıkçası. Alper Karlı'yla birlikte yarınki Adana'yı değerlendirecek. Alper bizlere, sizler de hazırsanız Alper'i de şu an takdim edeceğim. Kardeşimi, arkadaşım, dostum, sevgili Alper Karlı. Hoş geldin Alper, nasılsın? Hoş bulduk abi, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim kardeşim, ben de. Adana'da yarın 9 koşulu bir program var. Sen de iki Adanalı olarak, hem ben moderatör koltuğundayım, sen de yorumcu olarak karşımdasın. Seninle ilk defa daha önceden yayınlar yapmıştık ama bugün seni moder edeceğim inşallah. Sana sormak istiyorum, yani Adana'da nasıl bir program bizleri bekliyor? Abi zorlu bir program var. Yani az atlı gibi görünen ama birbirine denk isimlerin evet. Olduğu. Son zamanlarda giden bir şanssızlığım da var. Cazip tekleri bulmama rağmen bir türlü içeriye bir oyun atamadım. Ama evet. Yarın iki aynı bankoya bağladım, onu belirteyim. Hem birinci hem ikinci altılı kayanıma denk geliyor iki bankomda. Umarım faydalı evet. Oluruz abi. Dostlarımıza inşallah elimizden geldikçe. Ya ben senin hakkında her zaman düşüncelerimi sana beyan etmiştim. Beni tanıyan insanlar da bilir. Bu camiada yorumcu kısmında takip etmeniz gereken kişiler arasında ilk 5 arasında bana göre sen benim için ilk sıralardasın. Her zaman için seni takdir etmişimdir. Neden? Evet, kurgularda bazen hata yapabiliyor olabilirsin ama bana göre yarış okuyabilmen, orijinlere bakman, atların geri dönük, mesela ileriye dönük birçok nasıl söyleyeyim, umut eden atları iyi takip ediyorsun. Geçmiş dönemdeki yarışlarını iyi takip ediyorsun. Çok güzel yarışlar okuyorsun. Seni takip eden dostlar mutlaka bir yerlerden faydasını sağlayacaklardır. Yolun bahtın açık olsun Alper. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum. Her zaman takdir ettiğim kişilerin arasında geliyorsun. İnşallah yarın da şansın açık olur. Güzel bir ikramiye kazandırırsın bizlere. İstanbul için günün 5. ayağında tutmuş olduğun ikili, önerebileceğin ikili veya at olarak varsa günün 5. ayağı koşmadan sana da soralım. Var, Twitter üzerinde de banko önerdiğim bir isim vardı. Bugün liderliği aldığı takdirde kesmeyeceğini düşünüyorum ki anneden Emir Kuracak gibi bir ismin kardeşi olan Şumaralı Noksa Atıra. Liderliği aldığı takdirde, onu belirttim, iki giderse değil benim gözüme, liderliği net alması gerekiyor. Arkasına da abi 1 numaralı Güntürk ve 4 numaralı Priviti deneyebiliriz ama Ganyan açısından da 6.55 görünüyor şu an. Ganyan'da deneyebiliriz Şumaralı Noksa Atıra. Pekala. İstanbul'da günün 5. ayında 3 arkası 1-4 ikilisi geldi Alper Karlıada'dan. Teşekkür ederiz. Koşmadan bir ikili paylaşmış oldu bizlere. Bizler de yarınki Adana'da altılı heyecanın başlayacağı birinci koşuyla birlikte başlayalım yorumlarımıza. Saatler 17.15'i gösterdiğinde 3 yaşlı İngilizlerin handikap 16 mücadelesi 1400 metre kum pistte koşulacak Alper. Toplam 7 isim var. Günün ilk koşusu için değerlendirmelerini senden rica edelim lütfen. Abi ilk ayak birbirine denk isimlerin olduğu bir mücadele. Onu belirteyim. Birbirlerine geçebilecek kilo denklerinin olduğu farklı, aşağıdaki 51 kilo, yukarıdaki ile arasında 9,5 kilo olan bir isim. Ben iki sırayı 5 numaralı Çağınım'a vermek istiyorum ki yarış hayatının ilk startında binicisi Mehmet Keskin'in idaresinde Kocaeli'ye gelip Line Hero gibi bir ismi geçme başarısı gösteren bir isimdi. Ne kadar da geri giden bir performans görünse de bu isim Adana'ya geldi. İkinci yarışta sert başlayan bir isimdi. Beşinci geldi etmişti Kalavar. Kevler of Victory'in kazandığı yarışın beşincisiydi. Geri giden performanstan sonra sondan bir önceki kazandığı mücadelede Ercan Şangay dersinde çok etkiliydi. Giden isimleri kovalayıp Düzük'le birlikte yürüyen bir isimdi o gün için. 5 numaralı Çağın'ı. Bugün için aman aman gidebilecek bir isim yok. Zamanında Aygül Kız Ankara'da gidip Mozart'ları geçtiği yarış vardı. King Karaca zaman zaman giden bir isim. Ama bunlar net seri diyebileceğim isimler değil ki. Aygül Kız son yarışını bekleyerek de kazanmış bir isimdi. Çağın'ın Mehmet Keskin dairesinde sert başlayıp kazanan taraf olabilir. Onu iki sıraya aldım. En ciddi rakibi ise 1 numaralı War Machine. Adana pistinde yarış hayatına kazanarak başlayan bir isimdi ki. Yani çok beklentiler olan bir isimdi 1 numaralı War Machine. İkinci sıraya aldım son yarışı. Godafor yarışı ölçü değil. Daha sonrasında önermek istediğim isim 3 numaralı King Karaca. Doğu elinden gelen bir isim ki anne kardeşe Ferifi'nin Adana pistinde de etkili yarışlar yapmış bir isimdi. Ben bugün için Adana pistinde çok etkili bir yarış bekliyorum. Üçüncü sıraya aldım. Daha sonrasında 4 numaralı Onur Müdür. Son yarışı tatminkardı bu ismin. Mert Ali Solmaz idaresinde etkili bir yarış yapmıştı. Hırçın Kartal, King Malkoç. O yarışın beşincisi Çağınım'dı. Bu tarz isimleri geçme başarısı göstermişti. Dördüncü sıraya aldım. İki numaralı Çelibeza. Yani son iki yarışında
Özellikle sondan bir önceki katıldığı grup 3'ten direkt 5.liği tatminkardı bu isim. Bir önceki grup 3 Mehmet Salih Çelik'in bindiği yarışta tatminkardı. Şöyle bir yarıştan bahsedeyim abi Çelik Bezan'ın. Adana'da 1400'de etkili bir yarışı vardı. Süper Çayrin gibi bir isimden yarım boyarken Süper Çayrin o gün Madras ve Bahubali gibi ekürleri geçen bir isimdi. Bu isimden yarım boy yemişti kısa mesafede. Bugün için kilosuna rağmen etkili bir yarış yapabilir. Son sıradan da ben her ihtimale karşı olur da eski stiline gitmek isterlerse burada kaçak at yok biz illaki gidelim derlerse 7 numaralı Aygül Kız'dan da bu kiloları beyaz bara kayna gelebilir. Beklerse de etkili koşabilir. Sıralamam 5, 1, 3, 4, 2 ve 7. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Günün ilk ayağında milyonerin katkılarıyla Adana'da günün birinci koşusunda ilk sıradan 5 numaralı Çağan'ım dedi Alper. Daha sonrasında 1 numaralı War Machine, 3. sıradan 3 numaralı King Karaca, 4. sıradan 4 numaralı Onur Müdür, daha sonrasında 2 numaralı Çelik Beza, son sıradan da 7 numaralı Aygül Kız dedi. İlk koşu için sıralaması 5, 1, 3, 4, 2 ve 7 şeklinde oldu. Sevgili dostlar, Alper Karlıgağ'ın yarın Adana'da günün ilk koşusundaki değerlendirmeleri bu şekildeydi. Benim de gözüme bu koşuda bir isim takıldı. Sen de bu ismi zaten söylemiş oldun. Son koşmuş olduğu yarışını gerçekten çok beğendim. Kazanan bir isim. 51 kilo bomboş bisikletle koşacak. 7 numaralı Aygül Kız gerçekten yarın takibinde olan bir isimdi. Bakalım bu grupta nasıl koşacak. Sen de zaten son sıradan Aygül Kız'ı önermiş olmuştun sevgili Alper. Teşekkür ediyorum ve geçiyoruz. Saatler 17.45'i gösterdi. Koşulların şart 5 mücadelesi. 2000 metre çimste koşulacak. Toplam 8 isim var Alper. Günün ikinci koşusu için değerlendirmelerini sana bırakıyorum. Burada 6 isme şans vereceğim abi. Az önce İstanbul yarışına da baktım, onu belirteyim. Kaçmamış Fox'taydı, bekleyerek koşmuş. Pek bekleyerek at atlayabilecek bir tarzı isim değil ama etkili koşup ikincili geldi etmiş Fox'taydı. Takibi alalım, onu belirteyim. 6 isme şans vereceğim. İkili de 3 arkası 1-4 demiştin. 5-90 veriyor. 3-4 favorisiyle bitmesine rağmen 5-90 gibi de güzel bir ikramiye vermiş. Değerlendirenler olduysa hayırlı uğurlu olsun. Yarınki Adana'ya sermaye olsun. Son ayakta ikili ne olursa o koşuya geldiğinizde bu koşudan sonra da değerlendiririz. Geleneksel ikili saatimizde faydalanan dostlarımız oluyor çünkü. Sevgili Alper, sana sözü bırakıyorum günün ikinci koşusu için. 6 isme şans vereceğim abi. Dediğim gibi 2 bankom biraz birinci altının, ikinci altının hikaye ve üçüncü ayına denk geldiği için biraz buralara kalabalık geçtim. Çok büyük de bir bütçe oyun önermeyeceğim, onu belirttim. İlk sıraya ben 3 numara Altın Mahir'e vermek istiyorum ki son ikinciliği soylu baş arkası tatminkardı bu ismin. Bugün için gidebilecek tarzda bir isimlere baktığımızda, ön tarafa hamle yapabilecek isimlere baktığımızda Dinamit. Son yarışında ön tarafa giden bir isimdi Dinamit. Bir önceki startında öne sarkamamıştı. Startı kötü olan bir Dinamit vardı. Ben bugün için ilk sıraya aldım 3 numaralı Altın Mahir'i. İkinci sıradan önermek istediğim isim 4 numaralı Atabeyli. Bu isim aslında bu grubun en iyi atı. Handikap puanına da baktığımızda geçen sene etkili isimler arasında etkili yarışlar yapan bir isim. Grup 1 Hatay'da, grup 1 Haralar koşmuş bir isim. Grup 2'de Tigem'de 5'ini geldirtmiş bir isim. Ben bu ismi ikinci sıraya aldım. 1 numaralı Bedo Bey. Son ikinciyle 52 kilo idaresinde dışarıdan gelip oğlum Faruk'u geçecekmiş gibiydi ama biraz at atlama oyu olmayan isimlerden biridir Bedo Bey. Transit geçebileceğiniz bir isim. Yani mücadeleye girmeyip transit geçmeniz gereken bir isim. Üçüncü sıraya aldım. Daha sonrasında 6 numaralı Lejyoner. Aradan sonraki oğlum Faruk. Bedo Bey yarışının üçüncüsüydü. Bugün için gördüğü yarışla birlikte etkili bir yarış yapabilir. Dördüncü sıraya aldım. 2 numaralı oğlum Faruk. Son kazandığı yarışı tatminkardı. Bugünkü rakiplerinden Bedo Bey geçmişti ama son yarışına göre kilo olan bir isim. Beşinci sıraya aldım. Son sıralarında Çin pistte merak ettim. Hayatının ilk yarışında düşüp ikinci yarışını kazanan 7 numaralı Prestige'e de şans vermek istedim. Sıralamam 3, 4, 1, 6, 2 ve 7. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Değerli dostlar, günün ikinci koşusundaki değerlendirmeleri şu şekilde Alper Karlıgan'ın ilk sıradan 3 numaralı Altın Mahir dedi. Daha sonrasında 4 numaralı Atabeyli, 3. sıradan 1 numaralı Bedo Bey, 4. sıradan 6 numaralı Lejyoner, daha sonrasında 2 numaralı Oğlum Faruk ve son sıradan da 7 numaralı Prestij oldu. Bu koşu için sıralaması 3, 4, 1, 6, 2 ve 7 şeklinde ilk 2 koşuyu noktaladı. 1. koşu ve 2. koşunun denk güçlere ait olduğunu düşünüyor Alper. Bu koşuları biraz kalabalık geçti. 2 tane de bankosu oldu. Bir tane de bankosu olduğunu düşündü. Şu anda internetten dolayı Alper Karlı'ya düştü yanımda. Bağlandığında tekrardan bizlerle birlikte olacak. Alper'in sıralamasını tekrarlamak istiyorum sevgili dostlar.
3, 4, 1, 6, 2 ve 7 şeklinde günün ikinci koşusunu Alper Karlıga'dan aldık. Kendisi şu anda internetle alakalı sıkıntıdan ötürü düştü. Tekrardan bağlandı. Evet. İlk iki koşuyu bu şekilde noktaladık sevgili Alper. Geçelim günün üçüncü koşusuna. 7 plaseninde başlangıç olan bu koşuya 4 ve yukarı İngilizlerin şart 4 mücadelesi 1400 metre kum pistte koşulacak. Toplam 6 isim var. Sözü Alper'e bırakıyorum. Abi ben buraya açıkçası hepsine birer birer şans vereceğim. Gidişatın ters olduğu bir yarış. Kimin önde kalabileceğini pek kestiremedim ama biraz ihtimallerim var tabii. Ben liderliği 3 numaralı Sarp Tay'dan hamle bekliyorum ki son yarışında Sibir Cloud, Dream of Runner mücadelesini X metrelerinde sert başladıkları için pek bunlara dahil olmamıştı Sarp Tay ama sondan bir önceki katıldığı Las Vegas yarışında liderliği alıp rakiplerini yanına kadar yanaştırmayan bir isimdi Sarp Tay. Bugün için CR'ın aradan gelecek olması, hamaset geçen sert başlayıp ama giden ismi Federico'yu bırakmıştı. Bol Strik bekleyen bir isim, John X, Analor Edası bekleyen bir isim. Sarp Tay liderliği aldığı takdirde Beyaz Barak aynı yarışı gelebilir. Bu grupta sprint yemeyebilir. X'leri aldım 5 numaralı hamaset. Aradan sonraki kazandığı yarışta Atmikar da sahada gördük pırıl pırıl görüntüdeydi. İkinci sıraya aldım. Üçüncü sıraya oturmalı Bolt Strik. Son üçüncülüğünde biraz Silver Cloud'u erken tepesine binip bunun etkisinden yaşayıp üçüncülüğü elde etmişti. O gün için Flashmake, Tur Demirdir arkası üçüncülüğü. Benim nazarımda Atmikar da Flashmake onun arkasında çok etkili yarışlar yapan bir isimdi. Ben bu ismi üçüncü sıraya aldım. Daha sonrasında bir numaralı Anadolu Edası son çift kere yarışı içeriden gelip etkili bir yarış kazanmıştı ki çok formda bir isim. Dördüncü sıraya aldım. İki numaralı John Hayes. Bizim beklentilerimiz olan bir isimdi ki Kik Berga gibi bir ismin anne kardeşi. Yarış hayatından beri beklentilerimiz var ama kazanmayı unuttu. Olur da yarış çok sürate binerse etkili bir yarış gelebilir. John X'in son sıradan da 4 numaralı CR. Aradan gelecek olsa da kalitesini bildiğimiz bir isim. Bu ismi de dışarıda bırakmak istemedim. Sıralamam 3, 5, 6, 1, 2 ve 4. 3, 5, 6, 1, 2 ve 4. Günün 3. koşusu. Daki sıralaması bu şekildeydi. Alper Karlıga'nın Sarptay'la başladığı 5 numaralı Hamaset 2. sıradan, 6 numaralı Bostrek 3. sıradan, 1 numaralı Anadolu Edası, Jonah Hex ve son sıradan da 4 numaralı CR dedi. İlk 3 koşuyu biraz kalabalık geçti açıkçası. Bu koşularda sürpriz ve dengeli bir koşu olduğunu düşünüyorum dedi. Ve ilk 3 koşuyu noktalamış olduk sevgili dostlar. Ve geçiyoruz. Günün dördüncü koşusu saatler 19.00'ı gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların maiden mücadelesi 1400 metre kum pistte koşulacak. Burada bir de ekürü detayı var. 1 numaralı Beşira, 8 numaralı Kaba Haydar Sultanı ile ekürü olarak koşuya katılacaklar. İkinci altının başlangıç ayı olan dördüncü koşudaki değerlendirmelerini kendinden rica edelim Alper. Abi ben burayı tek olarak geçeceğim. İkinci altın aynı hikaye, birinci altının da dördüncü ayını oluşturan bu yarışta. Benim risk alacağım isim bunlardan fazla olduğunu düşündüm. 4 numaralı Johnluk Ağası'na yana risk alacağım. İyi hazırlıklarıyla buraya geliyor Ercan Çankaya da çok formda. İlk yarışının beni üzerine titredi. Tanıdığı bir isim. Ercan Çankaya'nın ilk yarışında bindiği bir isim. Onu belirttim. İlk yarışındaki kendinden tecrübeli isimler arasında başlarken hatta bir yerden sonra da kazandı dediğimiz bir isimdi. İlk yarışının azizliğine uğrayıp üçünü geldi etmişti. O gün için gerisinde bıraktı Ertuğrul. Meydana veda eden bir isim. Esas da bir sonraki yarışlarında tabela başarıları gösteren bir isimdi. Ondan sonraki yarışından da bahsetmek istiyorum abi. Ondan sonraki yarışına geldiğimizde yarışı kazanan Küçüktepe ki bir sonraki yarışı da kazanan bir isimdi. Karakurt Bey'i de o yarışta birlikte yarış hayatına başlayan bir isimdi ki Karakurt Bey'i bugün kısa vade koşan Karaca Beşahları'nı geride bırakan bir isim. Ertuğ Bey dediğim gibi meydana veda etti. Kaya Fırtınası meydana veda etti. Çetin Ay meydana veda etti. Ender Hat meydana veda etti. Bu tarz isimlerin arasında etkisiz gibi görünmüş olsa da bir sorun teşkil etmiş olabilir. 57 günlükte bir kısa bir arası var ama hazırlıkları tam mükar etkisindeki genel görüntüsü de çok iyi. Bugün için yarışa baktığımızda aman aman ayağına sevdiği isim yok ki. Bu ismin start çıkışı da çok iyi olan bir isim. Johnluk Ağası'nın. Ben Ercan Çankaya'nın çok ısrarcı olan bir isim olursa arkasını alması. Çok iyi giden olmasa da çok iyi çıkan bir Johnluk Ağası'nın liderlik alıp ben bu tarz rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Benim birinci altılgayım ve ikinci altılgayım için ilk bankom 4 numara Johnluk Ağası. Teşekkür ederim Alper. Ağzına yüreğine sağlık. Değerli dostlar, Alper Karlıga'dan günün dördüncü koşusu. İkinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında bir bankoyla başlamış oldu. Ercan Çankaya'da start alacak olan Sakarbaşı temsilcisi 4 numaralı Johnluk Ağası bankosu gelmiş oldu. Alper Karlıga'dan 4 numaralı Johnluk Ağası banko olarak bizlere önermiş oldu. Ve ilk 4 koşuyu bu şekilde noktaladık. Geçelim günün 5. koşusuna. 4 ve yukarı İngilizlerin kısa vade
Handikap 22 mücadelesi. Portakal Çiçeği koşusu. 1900 metre çim pistte koşulacak. Toplam 7 isim var. Alper'e sözü vermeden önce, Alper eğer ki benim bu koşuda bir bankom olacak, eğer o ismi söylemezse ben de o ismi banko olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Bakalım Alper'den nasıl detaylar gelecek bu koşu özelinde. Büyük ihtimal önermişimdir diye düşünüyorum abi. Çünkü 5 isme şans verdim. Umuyorum bunların içerisinde vardır. Benim var, favorim 5. Cazip bir isimle başladı. Yarın için cazip oranda çıkmasını bekledim. 1-2 isme göre. Belki 3. 4. at çıkabilir. Bu isim 5 numaralı Gelov. Gidişat tamamen neyine ki son Gracias yarışında da ön tarafta Gracias'a liderlik bırakıp Gracias'ı yakalamaya çalışan bir Geloglim vardı. Şimdi benim şablonumda Headworker olmayacak. Ama Headworker'la olan bir yarışını hatırlatmak istiyorum dostlarımıza. Geçen sene 16.05 2023 tarihindeki Adana Jandarma koşusunda Headworker'a zor anlar yaşatmış ki Headworker herkesi yüreğini ağzına getirip fotoda geçti bir isimde Geloglim. Bugün için gidebilecek bir isim yok. Arkayı uyutabilir. Forumda bir Geloglim bu tarz rakiplerle direnebilir. Ben ilk sırayı aldım. En ciddi rakibi ise 4 numaralı Prezid of City. Yani mükemmel bir form sıçraması var. Adana'da gördüğü kum yarışlarından sonra son yarışında bu tarz rakiplerini geçme başarısı göstermiştir. Rockstar gibi rakiplerini. Ben bugün ikinci sırayı aldım. 2 numaralı Rockstar. Yani yarışın süratli geçeceğini bilsem belki tek bile değerlendirebilirdim. Son yarışında biraz yarış 800'den sonra sürate bindi. Victor Weepin, Grey Kurt'un sahrasına kadar gelmişti ama bugün o tarz bir yarış olmayacak. Bugün biraz daha rolanti geçirmeye aday bir yarış. Rockstar'ın da son sırada gelecek Rockstar'ın da sprintini dezavantaj yaşatabilir. Ben 3. sırayı aldım. 3 numaralı Mountain son 3.lüğü tatminki aldı. Gracias Galoglim arkası 3.lüğü aradan sonraki gördüğü yarışta. Ben bugün için Mountain'ı da o grupta yakın gidip düzlükte bekle arttırabileceğini düşünüyorum. Son sırada da 7 numaralı Kumteber. Yarış hayatında ilk meydana veda ettiği yarış Adana Çin pistinden Müslüm Çelik idaresindeydi. O gün de bank olarak değerlendirdim. Kumteber. Bugün 50 kilo rakipler sert evet. Ama kilonun verdiği avantajla etkili koşabilir. Benim çok sevdiğim bir isimdir 7 numaralı Kumteber. Ben son sıraya ekledim. Sıralamam 5, 4, 2, 3 ve 7. Ağzına sağlık. Değerli dostlar, günün 5. koşusunda Alper Karlıdağ'dan bu koşuda 5 isim aldık. İlk şansı da yarın için cazip konuda çıkacağını düşündüğü 5 numaralı Geloglim'e verdi. Daha sonrasında 4 numaralı Prince of City. Müslüm Çelik idaresinde 2. sıradan söyledi. 3. sıradan 2 numaralı Rockstar. Daha sonrasında 3 numaralı Monton. Ve son sıradan da 7 numaralı Kum Teper dedi. Bu koşu için sıralaması 5, 4, 2, 3 ve 7 şeklinde günün 5. koşusunda noktada da Alper Karlı'da sana mesaj var. O mesajı yayınlamak istiyorum. İyi yayınlar Alper kardeşime, başarılar diliyorum. Fakat benim sorum Antalya yarışındaki 1 numaralı Betty Boop. Neden bu kadar kötü koştu dedi acaba? Vallahi abi şöyle yorum yapayım. Start verildikten sonra açıkçası yarışın bitmesine gerek kalmadı. Ben start çıkışında yattığımızı zaten hissetmiştim. Neden hissettim? Bahsederken bu isimden ya liderlik hamlesi ya da en kötü ikiye yatar diye bahsetmiştim zaten. Bu tarz bir isim. Evet. Akımını gösteriyor ama arttıramıyor. Yani bu isme liderlik aldırmanız net şekilde en kötü iki götürmeniz şeklinde. Yani sprinte bir yapısı olmayan bir isim. Şunu belirteyim. İlk önde kalacağı yarışı net bir şekilde kazanabilir. Sentetik, çim, kum hiç fark etmez. Ama bu tarz bir isimle böyle bir bekleme yarışı yaptırırsanız, böyle en geri götürürseniz asla yarış kazanamaz. Onu söyleyeyim abi. Liderliği alması gereken bir isim. En kötü ikiye de olabilir. Teşekkür ederim. Mümin Çakar'a da bu şekilde yorumlamış olduk sorusunu. Sadrazam Tamer abiden gelen mesaj. Ahmet iyi akşamlar. Alper kardeşime tahminlerinde başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz Tamer abiye de. Geçiyoruz günün 6. koşusuna. 1. altılığın yanında son ayağı olan koşuya 4 büyük Arapların kısa vade 7 mücadelesi. 1900 metre kum pistte koşulacak Alper. Toplam 11 isim var. Bu koşuda bir de ekür detayı var. 2 numara Deniz Çovalyesi ile 4 numara Endgame koşuya ekür olarak katıldılar. Toplam 11 isim var. Günün 6. koşusundaki değerlendirmeleri nasıl olacak? Vallahi abi riski bu ayaktan yana aldım. Hem 1. altılığın 2. bankosu hem de 2. altılığın 2. bankosu olarak. Benim çok sevdiğim, son zamanlarda biraz geri giden performansı görmüş gibi olsa da yarış hayatının başından beri inatçı yaptığına inandığım mükemmel bir tempo atı olan 6 numaralı Zafer Meydanı'nı ben net bank olarak önermek istiyorum. Yani gidişat bazı yorumcu abilerimiz veya bazı çalışan abilerimiz yarış çok süratli geçebilecek diyebilir. Ama benim nazarımda süratli geçmesini beklemediğim bir yarış. Bugün için ben Zafer Meydanı'nın net şekilde zaten liderliği alacağı belli. Şimdi ekürülerden 4 numaralı Endgame yarışı süratlendirecek gibi görünebilir ama Hışman Çizgi'ye
padokta diyemezsiniz ki Zafer Meydanı'nın temposunu yükselt, fedailik yap diye diyebileceğiniz bir jockey değil. Öyle bir şey olsa Fesih Çetin baş endgame'e biner, Deniz Şövalyesi'ne Işman'ın split yaptırırlardı. Ben böyle düşünüyorum. Bugün için Startup Lig'de liderliği alacak Zafer Meydanı'nın zamanlardaki formundan bahsetmek istiyorum. Evet, geri giden performans Gebze güzeline geçildi. Daha uygun rakiplerine geçilmiş gibi görünse de son Antalya yarışını kazanmaya tekrardan morallendi diyebiliriz Zafer Meydanı. Geçen sene damga vurmuş bir isim. Gözaydın gibi, Gayasel gibi, Özbatu gibi, Mahsun Kural gibi, Toraman Gaya gibi. Bu seneye damga vurmuş Tunçtağ gibi isimleri geçen isimden bahsediyoruz. Soydere'yi. Uzun mesafede Taşan'ı düzlükte yanına yanaştırmamış Mahsun Kural gibi, Özbilden gibi, Aypars gibi isimle sert başlayıp Zafer Meydanı'na liderlik bırakmayan bir isimden bahsediyoruz. Bugün için Endgame'in gibi bir isme, yani Aypars gibi, Cevher gibi bir isme liderlik vermemiş bir isim çıkıp da Endgame'e liderliğini bırakmaz ki. Ahmet Çelik'in de tercihi benim gözümde kıymetli. Dediğim gibi abi, son zamanlarda istenileni vermemiş olsa da ben son yarışında artık grup mücadelelerde şunu da söyleyeyim. Uğur Temur'la katıldığı uygun grupta, o yarıştan sonra da uygun gruplarda evet kazanamadı ama Uğur Temur'la katıldığı grup 3 mücadeledeki 4. grup 2 mücadele Yeşilova koşusundaki 60.5 kilosu 4.lüde tatminkardı. Yani bazı isimler olabilir. Sert gruplarda iyi koşup uygun gruplarda koşmayan isimlerle çok karşılaşıyoruz. Zafer Meydanı'nda bunlardan biri olabilir. Son yarışta kendini toparladığını gördüm. Startla birlikte alıp ben gelene geçene inatçı yapısına direnmesini bekledim. Zafer Meydanı benim net bankom abi. Ağzına sağlık kardeşim. Gerçekten güzel ve detaylı bir şekilde bankonu açıkladın. 6 numaralı Zafer Meydanı Ahmet Çelik idaresinde kazanmasını bekliyorum dedi ve bizlere banko olarak önerdi. Pekala, bu koşuda önerebileceğin bir ikili olabilecek mi Alper, tuttuğun arkasına? Vallahi abi şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle ekürlerden biri girer. Çünkü iki ekürü de çok formda. Deniz Şövalyesi de endgame'de. Yani iki ekürüyle denenebilir abi Zafer Meydanı arkası. Katılıyorum. Gerçekten senin sözlerine ben özellikle endgame'i inanılmaz derecede aşama kaydetmiş gördüm. Son yarışında da zaten Ahmet Çelik'le kaçak bir isme geçirmişti o gün için. Ön tarafta bomboş kalmıştı. Adana'daki kaçak isim Şehmuz Abigül'ün atının adı neydi ya? Unuttum. İngiliz mi? Arap orada. Pekalp'e geçirmişti. Evet. Pado çok harikaydı endgame'in. İnanılmaz çok iyi görünüyordu. O gün için önde boş kaldı. Bir tane daha kaçak isim vardı. Yarıştan çıkmıştı hatırlarsan Alper. Şeyi kazandığı gün işte. Endgame ikinci kalmıştı. Beyaz ışık mı çıkmıştı? Efendim? Beyaz ışık mı çıkmıştı yarıştan? Evet, beyaz ışık çıkmıştı. Pek şeyde önde boş kalınca çıktığı gibi bitirdi. Ama ikinciliği bana göre çok iyiydi. İşman Çizik'le Ahmet Çelik bilmişti endgame'i. İnanılmaz derece aşama kaydettiğim, yani bu, belki bu grupta ikinci olur veya başka bir derece sayılır ama takip etsinler bu ismi. Çok beğendim. Mesela bu isim endgame hayatının ilk yarışını hatırlarsan kazana çıktığı gibi bitirmişti. Kaçak bir isimdi. Aynen. Daha sonrasında ilgilileri bekletmeye de alıştırıldı. Zamanla daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Abi İnşallah sorayım. Senin formdayken Zafer Meydanı üzerine feda yaptırır mısın? Ben yaptırmam aslında. Ben de yaptırmam. Yani imkanı yok. Çünkü Zafer Meydanı dediğin at çok inatçı bir at. Şunu da belirteyim. Biliyorsun sen de. İyi çıkan bir isim. Stat kapakları açılınca ok gibi fırlayan da bir isim endgame. İsterse yükseltir. Aynen. Söyleyeyim. Ama bu tenli bir forumda bir atı getirip Zafer Meydanı'na fedayı koşturup bir sonraki yarışta performansını düşürmenin bir anlamı yok. Kendini de bitirir. Bu sefer Ahmet de onu da bitirir, kendini de bitirir yani bu sefer. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Endgame'le istediği kadar tempoya çıksın, Zafer Meydan Endgame'den daha önde bitirir yarışı. Aynen. Daha tecrübeli ve inatçı yapısı var. Yani harp görmüş bir isim. Zafer Meydan dediğin isim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Senin az önce örnek verdiğin şey var. Mesela o Taşan yarışında Taşan canım kardeşimi kazandığı yarışta Kumbey ikinci oldu. Taşan üçüncü, Zafer Meydanı dördüncü. Yani çok iyi grupta. Grup 3 seviyesinde isimlerle boy gösterdi. Evet. Ya ben şunu istiyorum abi. Start kapakları açıldı. İki boy önde. 800'e kadar rolante gitsin yarış. Zaten 800'den sonra mecbur ön tarafa gelecek atlar var. Aşkartay düzlüğe doğru yürüyen bir isim. Eküller de illaki yürüyecektir. İşte Belalı Tumbul öne yakın gider. 800'e kadar önde bıraktığınız zaman zaten Zafer Meydanı 800'den sonra kazanıyor yarışı. Katılıyorum sana. Emeğine yüreğine sağlık. İnşallah senin de anlattığın gibi olur ve bizleri izleyen dostlarımıza
fayda sağlamış oluruz sevgili dostlar. Ve İstanbul'da geleneksel ikili saatimiz, günün son ayağında tutmuş olduğun, takip ettiğin veya bizlere önerebileceğin bir ikili olabilecek mi Alper? İstanbul son ayakta. Bakalım senden nasıl bir ikili alacağız? Ben de oynayacağım söyleyeceğin ikiliyi. Vallahi abi. Hep birbirine denk bir adam ama şöyle, ben biraz daha bu tarz atlar arasında gelecek vadeden atlarla biraz daha şeyim. Ben beşlime at yazmıştım. Ben de beşli ganyanımıza Noxatra tekti, yattı. Son ayakta Alabalık'tı. Yani efsane at liderliği alırsa burada kesmeyebilir abi. İlerisi açık bir at. Bu tarz gruplarda çok fazla kalmayacaktır kazandığı sürece. Yani bugün de kazanırsa bir daha bu tarz gruplarda pek start almaz. Üst gruplara gidebilecek bir isim. Arkasına da sürpriz söyleyeyim abi. 8 Çalhan, 9 Mandar Abbas, 12 Baran Reis. Bir daha abi ben 7 numara Afra Şah'ı da ekleyeyim yani. 3 arkası 7, 8, 9, evet. 10, 12. 3 arkası 7, 8, 9, 10. Doğru değil mi? 9, 10, 12. 10, 12. 10, 12. Evet, 12. Toplam 5. Tamam. 3 numaralı efsane at arkası İstanbul son ayak. 3 numaralı efsane at arkası 7, 8, 9, 10, 12. Doğru değil mi? Tamam. İstanbul son ayakta 3 arkası 7, 8, 9, 10, 12 ikilisi gelmiş oldu. Alper Karlıada'dan sevgili dostlar. Bu esnada da hemen bir mesaj turu yapalım. Seni de kısa bir dinlendirelim. Daha sonrasında da Adana'daki günün 7. koşusuyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Halil İbrahim Şenkuş, Ahmet senin tekin kimdi kardeşim demiş. Evet, ben de Alper'in söylememiş olsaydı o ismi ben de söyleyecektim ama Alper'in ilk 5 isim arası isimlerden bir tanesi Halil İbrahim abi. 5. koşudaki Bankom Alper'in ben söylemiş olduğu koşuda var. Ha, tahmin ediyorum. Sanki biz bu at üzerine konuşmuştuk seninle. Hangisi abi? O şey yarışında. Networker Geloglum yarışındaki bir son yarışına ilgili konuşmuştuk. Doğrudur. Konuştuk sanki. Ben de öyle hatırlıyorum. Ya Aybet aslında nasıl söyleyebilirim. Tabii ki söyleyebilirim. Şimdi ben tam programa çalışmadım. Sadece şimdi baktığım kadarıyla söylüyorum. Bugün hipodromdan geldikten sonra inanılmaz derece bir baş ağrısıyla şu anda iki tane ağrı kesici içtim. Bir saat uyudum. Yayına geldim. Tam böyle programa bakmadım yani açıkçası diğer koşullarda ama baktığımda ilk gözüme çarpan 2 numara Rockstar oldu açıkçası Alper. Son koşusunda zaten koşmuş olduğu yarışında Ahmet Çelik inanılmaz derecede çok bekledi. Aslında bu isim çok böyle gerilerde kalacak bir isim değil. Ön gruba yakın gider. Hatta hatırlarsan bu isim Gökhan'la çıktığı gibi bir tane yarış kazanmıştı Alper, hatırlıyor musun? Yani öyle bir isim. Tamam, tabii ki de bekleme atı. Zaten bugün önüne Gel Olümü Prince of City'yi alıp Headwalker'da belirli yerlerden sonra yarışı süratlendireceğini düşünüyorum ben. Yerini doğru alırsa Ahmet de ikinci defa bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü son yarışındaki üçüncülüğü mermi gibi geçti potayı. Büyük bir aksilik olmazsa benim görüşüm bu tabii ki ama sen burada benim için değerli olan senin yorumların. Çünkü sen bizim konuğumuzsun. Ben asla senin üstüne daha çıkmak istemiyorum. Ben açıkçası Rockstar'a yöneleceğim gibime geliyor. Buradan da zikretmek istiyorum. İnşallah senin yazdığın cazip isimlerden biri gelir. Önemli olan senindeki değerlendirmelerin. Mümin Çakar, Ahmet'in bankosu Rockstar'dır kesin demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Bakacağız abi inşallah yarın. Ramazan Genç'ten iyi yayınlar umarım. Güzel bir pazar olur. Teşekkür ederiz. Ramazan abiye de selam olsun. Tacettin Er Yılmaz'dan gelen mesaj. İyi akşamlar değerli kardeşlerim. Yazdığınız ganyan olsun. Bol şanslar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz Taceddin abi. Allah razı olsun. Erol Kaya'dan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beyler kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Beğenimi yaptım. İzlemeye geçtim demiş. Teşekkür ederiz. Beğeni yapmak ücretsiz sevgili dostlar. Beğeni yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Kanalımıza da ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Cemil Taşkale'den gelen mesaj. Ahmet selam, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam abi. Alper hoş geldin kardeşim. Emeğine sağlık. Seyreden tüm dostlara bol şanslar diliyorum demiş. Sevgili Cemil Taşkale, kendisine teşekkür ederiz. Mümin Çakar 2 arkası 1-6-5 demiş. İstanbul için görüşünü bildirmiş bizlere. Teşekkür ederiz. İstanbul son koşuda 7 benden gelsin demiş. Ayhan Aydın'dan gelen mesaj, emeklerinize sağlık, saygılarımla demiş. Çok teşekkür ederiz. Ayhan Aydın'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz ve
mesajları da bu şekilde noktaladık. Bizler hemen geçiyoruz günün 7. koşusuna. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade mücadelesi. Dişilere ait bir koşu. Adana Emniyet Müdürlüğü koşusu. 1400 metre kum pistte koşulacak. Toplam 7 isim var Alper. 2. üçlüden yanında başlangıç aya. Sözü sana bırakıyorum. İki bankodan sonra bakalım günün son 3 aya için nasıl değerlendirmeler alacağız senden. Vallahi abi son 3 ayakta risk almayacağım. Tuttuğum isimlere şans verdim. Çok bütçeli değil. Dediğim gibi abi iki bankoda öneriyorum ben genelde. Favorim bir numaralı Marilu. Yani sondan bir önceki Adana'da katıldığı yetişik yarışında çok etkili bir yarış yapmış. Bize de imza atmıştı diyebilirim. Bu tarz rakiplerine geçen bir isim. O yarışın ikincisi Monkör'dü. Katniss'di dördüncüsü. Bugün için etkili bir yarış yapacaktır. Son kazandığı Antalya pistindeki Zephyr West yarışı da çok tatlı bir kardı. Dışman çizgide bütünleşti. Benim geçen bahsettiğim BT Bupla hayatında ilk yarışına başlayan bir isim. Sert başlayan bir isim bir numaralı Marilu. Üzerine kattı. Etkili yarışlar yapıyor. İlk sıralı mencitli rakipse 4 numaralı Candy Queen. Yarışta şöyle gidecek atlar var. Nikovar ve Ignor. Nikovar o gün için gidecekti ama start çarışındaki yaşadığı talihsizlikten dolayı 200 boy kadar startta kalmıştı. Bugün için beklese bu tarz bir grupta ne kadar başarılı olabilecek? Soru işareti. Mecbur gitmesi gerekiyor. Burada 2-3 gittiği takdirde zaten arkadan gelecek Marilu, Monkör, Katniss gibi. Daha sonrasında Infinity gibi gelecek sprint aratlar var. Kaçsa daha etkili olabilir. Lideri alırsa Nikobar öyle bir yorum yapmışım. İkinci sıra ben kendi huyunu aldım. Kendi huyundan şöyle yorum yapayım abi. Nikobar'ı yarış temposunu konuşurken kendi huyunu yorumlayamadım. Yani sondan bir önceki katıldığı Ahmet Çelik idaresindeki yarışında çok sert tempolara çıkmıştı ön tarafta. Ona rağmen üçüncülüğü diriydi bu ismin. Bugün için baktığımızda gidebilecek isimden arkasını alabilecek stile uygun bu isimdi. Çünkü giden olmazsa liderliği alan bir isim kendi uygun. Giden olursa ön grup beklemesi de yapabilir. Son kazandığı uzun mesafe yarışı etkiliydi. Bugün için Mehmet Salih Çelik derisinde. İkinci sıraya aldım. İki numaralı Monkör. Son ikinciliği tatlı kar da 36 gün önce Marilu arkası içeriden etkili ataklarıyla gelmişti. Adana pistini iyi tanıyor. Üçüncü sıradan Monkör. Daha sonrasında önermek istediğim isim 3 numaralı Katniss. Hayatının 3. yarışında da banko oynadığım bir isimdi. Meydana Vedat'ta yarışından sonra beni yanıltmamıştı o gün için. Son yarışta uzun mesafe gardıroplu Fuat Kızıl Yürek Arka 3.'lüğü tatminkardı. Uzun mesafe ilk defa çıkıyordu. Bugün için istediği mesafeye dönüyor. Etkili sprint yapabilir. 4. sıradan 7 numaralı Point of Infinity. Bu isim de etkili bir isim. Hayatının ilk yarışında etkili koşan bir Vedat Abiş Daresi'nde Asmar Dobay gibi bir ismi geçip mükemmel yarış yapmıştı. Ben bu ismi 5. sıraya aldım. Beklentilerimiz olan bir isimin ikinci yarışında bile bunu karşılayamamıştı. Bugün için etkili yarış yapabilir. Son ikinciliği tatminkardı. Son sıradan da her ihtimale karşı Nikobar liderliği alırsa Beyaz Baragan yarışı gelebilir diye eklemek istedim. Yerim vardı. Sıralamam 1, 4, 2, 3, 7 ve 5. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biz programı ekrana almamışız. Hemen programı da ekrana getirelim. Alper Karlıga 1 numaralı Marilu ile başladı. Günün 7. koşusundaki ilk şansı verdiği isim oldu. Daha sonrasında 4 numaralı Candy Queen Mehmet Salih Çelik idaresine 2. sıradan bizlere söyledi Alper. Daha sonrasında 2 numaralı Monkör, 3. 4. sıradan 3 numaralı Katniss, daha sonrasında 7 numaralı Point of Infinity ve son sıradan da 5 numaralı Nikobar dedi. Bu koşu için sıralaması 1, 4, 2, 3, 7 ve 5 şeklinde oldu. Günün 7. koşusunda bu şekilde noktalamış olduk. Geçiyoruz günün 8. koşusuna. 4 yaşlı Arapların maiden mücadelesi. 1400 metre kum pistte koşulacak. 6 numaralı Ada Kız ve 9 numaralı Seymen Gül'ü koşuya ekür olarak katıldılar. Bakalım Alper Karlıada'dan günün 8. koşusunda nasıl detaylar gelecek? Vallahi 5 tane isme şans vereceğim ama burada önemli bir yorum yapmam gereken bir konu var. Çok değerli antrenör arkadaşım 2 gün önce de yanımdaydı. Oturduk, çay içtik, sohbetimizi ettik. Onun tayı Sayın Uğur Daşçı'nın sahip olduğu 8 numaralı Daşçı kızı. Yarın için çok beklentilerimiz olan ki sahada olacağım, padokta olacağım Daşçı kızı için. Gönlümüz Daşçı kızından yana etkili bir yarış bekliyoruz. Uzun zamandır hazırlanan bir isim. Bütün hazırlıklarını da birer birer start provasına kadar izledim. Sağlıklı bir tay ki anne kardeşi Şerif abla uzun mesafelerde Adana pistinde tanınan bir isimdi. Kardeşi gibi olsun, tüyü kadar kazansın, ayakları düz bassın. Böyle bir yorum yaparak başlayayım abi. Ben iki sıraya 10 numaralı Yürek Gül'üne vermek istiyorum ki son katıldı Adana pistinde uzun mesafede Lulu'ya geçilmişti. Bugün için ben Yürekli Gül'ün çektiği bir startla birlikte etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Beyaz Baragayn yarışı gelebilir. Ondan daha seri bir isim yok bu yarışta. İlk sıra aldım. Daha sonrasında 5 numaralı Sungur Alp.
son çim yarışı ölçü değil bu ismin. Bugün için sondan bir önceki katıldığı üçüncülüğü çok tatminkardı bu pistte. Bugün için ben etkili bir yarış bekliyorum. Tekrardan döndüğü pistte ikinci sıraya aldım. Dediğim gibi 8 numaralı taşçı hızı gönlüm, ondan yana hiç sıraya almadım. Hani biraz daha geri planda önerdim ama gönlüm taşçı hızından yana. Umuyorum etkili bir yarış yapar, bizden mutlu eder. Üçüncü sıradan taşçı hızı. Daha sonrasında 4 numaralı parlak demir İstanbul'dan beri yarış hayatının başından beri takip edip Kocaeli yaptı, Adana'ya geldi. Bir türlü bu beklentilerimizi karşılayamayan bir isim. Dördüncü sıradan ve son sıradan da 3 numaralı Naturalitay. Son 5'liğimde kazanlara girip kaybeden bir isimdi. Bugün için ben kıyak idaresine bir çizgi attım. Sıralamam 15, 8, 4 ve 3. Gönlüm taşçı kızından yana, ayakları düz basın. Üçüncü sıradan Alper 15, 8. 8. Tamam. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, günün 8. koşundaki sıralaması Alper'in şu şekilde. İlk şansı 10 numaralı Yürekli Gülüne verdi. Velat Demir idaresinde ilk şanslı isim dedi. Daha sonrasında 5 numaralı Sungur Alp. 3. sıradan 8 numaralı Daşçı Kızı. Daha sonrasında 4 numaralı Parlak Demir. Ve son sıradan da 3 numaralı Natural Tay. 10, 5, 8, 4 ve 3. günün 8. koşundaki sıralaması Alper'in bu şekildeydi. Ben de altını çizmek istediğim bir isim var burada. Takibimde olan bir isim. Alper de söyledi zaten, ikinci sıradan önerdi. 5 numara Sungur Alp. Son çim yarışını sakın kaleye almayın. Evet, çimi de var bu ismin ama bana göre kumda daha etkili koşmasını bekliyorum. Aradan sonra koşmuş olduğu ilk yarışında gayet tatminkar bir koşu görüp üçüncülükte kalmıştı. Daha sonrasında birden bir koşu daha gördü. O da çim yarışına denk geldi. Bugün daha hazır gelecek. Ercan Çankaya idaresinde 5 numaralı Sungur Alp takibimde olan bir isim. Mutlaka onlarda bulundurum sevgili dostlar. Günün 8. koşusunda 5 numaralı Sungur Alp de benden gelsin. Ve geçiyoruz günün kapanış ayağına. Saatler 21.30'u gösterdiğinde 4 büyük Arapların Handikap 16 mücadelesi. Toplam 12 isim var. Günün son ayağındaki sözleri söylemeden önce sevgili Alper Karlıhan'ın Twitter üzerindeki X hesabı Alper Altre Karlıga takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Takip etmeyen dostlarımız varsa Twitter üzerinden X hesabından Alper yazıp Altre Karlıga yazarak takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Takip etmeyen dostlarımız varsa Alper'e bu şekilde ulaşabilirsiniz. Diğer günlerde Twitter'da kendisine ulaşabilirsiniz veya oradaki tahminlerini görebilirsiniz. Gün içerisinde şablonlarını paylaşıyor, tuttuğu, takip ettiği isimleri Twitter üzerinden paylaşıyor sevgili dostlar, açık bir şekilde. Dedikten sonra Alper'e sözü bırakacağım. Günün kapanış ayağında bakalım bizlere nasıl yardımcı olacak? Toplam 12 isim var Alper. Günün kapanış ayağında. 8 isme şans vereceğim abi. İkinci altın havayaman genelde 480 TL'ye tekamül ediyor. Onu söyleyeyim. Ben ilk sıra 3 numaralı Cam vermek istiyorum. Kendine buldu diyebiliriz. Son yarışını Adana'da yaptığım bir alem yarışında Ahmet Şer'e giderse etkili gelip yarış kazanma başarısı göstermişti. Çin pistte de etkili yarışları var ki. Geçen sene 7. ayda Ağa Turbayır, Savaş Can Seglavi, Tatmar Bey gibi isimleri de gerisinde bırakmıştı. Formda bir Can Bazolo bu grupla baş eder. İlk sırayı aldım. 5 numaralı Kobilay Bey. Kazandı dediğimiz yerde 3. olan bir isim ki yarış hayatının başında 2'de 2 yaparak başlamış. Sorunlarından dolayı bu kadar geriye düşen bir isim Kobilay Bey. 2. sırayı aldım. 9 numaralı Erciş Güzeli. Çin performansı çok etkili olmasa da yarın bu bazdan net bir şekilde liderliği alabilir. Hem kilo avantajı hem daha seri olması benim nazarımda Erciş Güzeli'nin önünde kalmasını sağlıyor. 3. sıradan Erciş Güzeli. 11 numaralı Miralem. Çin pistte de etkili yarışları yapan bir isim ki geçen sene Ankara'da uzun mesafelerde 2400'lerde yelsizsiz düldül arkası 3.'ü de tatminkardı. Bugün için ben 4. sırayı aldım. 12 numaralı Karaca yeterince yarış gördüm Müslüm Çelik tercihiyle. Sprinter bir isim. Etkili sprint ile kazanan taraf olabilir. 5. sıradan önerdim. 7 numaralı Gün Ötesi. Yani boş bir isim değil. Yarış görmüş olsaydı bir iki yarış bu grupta tek bile önerebileceğim bir isimdi ki yarış hayatının başından beri takip ettiğimiz. Son yarışında ikinci olurken soylu başka bir grup mücadelelerde boy gösterip kazanmış bir ismi geride bırakan isimden bahsediyoruz. Bugün için yarış görecek ama İtman pistine gelen görüntüsüydü. Bu yarışlardan sonra da takip alalım eksik koştuğu takdirde. 6. sıradan Gün Ötesi. Daha sonrasında 4 numaralı Mirik Altan'a. Geçen sene Adana'da çim pist etkili yarışları var. Bu isim de 2 tane yarış gördü. Bugün için etkili bir yarış yapabilir. 7. sıradan Mirik Altan'a. Son sıradan da formda bir isim Cihan'ın Gülü. Biraz daha kumarlıklı koşsa da Mehmet Akavuz tercihiyle birlikte yerim olduğu için ekledim. Sıralamam 3, 5, 9, 11, 12, 7, 4 ve 8. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Uğur Taşçı'dan da gelen bir mesaj vardı.
Değerli dostum Alper'e güzel dilekleri için teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum demiş Uğur Taşçı. Teşekkür ederiz. İlgi ve alakası için. Kendisine de yarın için bol şanslar diliyoruz. Ayakları düz bassın. Günün 8. koşusundaki Taşçı kızı antrenörü Uğur Taşçı'dan gelen mesajı sizlere aktarmış olduk. Ve bol şanslar dileklerimizi ilettik kendisine. Alper Karlıhan'ın günün kapanış ayağındaki sıralaması şu şekilde sevgili dostlar. İlk şampiyonu Cambaz Omla verdi. Ahmet Çelik idaresinde Ayabakan temsilcisi son koşusunda kazanmıştı. İlk şansı verdi. Daha sonrasında 5 numaralı Kubilay Bey Nizamettin Demir idaresinde 2. sıradan önerdi. 9 numaralı Erçiş Güzeli 3. sıradan, 11 numaralı Miralem, 12 numaralı Karacağ, 7 numaralı Gün Ötesi, 4 numaralı Mir Kartalı ve son sıradan da 8 numaralı Cihan'ın Gülü dedi Alper Karlıhan. Günün 9. koşusundaki sıralaması 3-5-9, 11-12, 7-4-8 şeklinde oldu. Ve kendisine çok teşekkür ederiz. Emeğine, yüreğine sağlık diyorum Alper'e ve günün kapanış için son sözlerini kendisinden alalım. Teşekkür ederim abi. İkinci ayının bariyer dibinde. Mutluyum. Açıkçası huzurluyum. Onu da söyleyeyim. Yorum yaparken de zaten ifadelerimden, konuşma tarzımdan insanlar bunu anlıyordur. Doya doya anlatıyorum. Kendimi rahat hissediyorum. Umuyorum dostlarımıza faydalı oluruz. Elimizden geleni yaptık. Dersimize çalıştık. Cazip banko adaylarım var. İlk ayaktaki biraz favori çıksa da meydandaki Zafer Meydan tek geleceğini düşünmüyorum. Bu tekleri içeri atarsak elimiz çok kolaylaşacaktır. İlk yayınımda bir talihsizlik oldu. BTBOOP'tan gittik ama umuyorum ikinci yayınımıza dostlarımıza faydalı oluruz. İkililerin biri yakaladı. Son ayaktaki efsane at yattı ama bir sonraki yayınlarda inşallah dostlarımıza faydalı oluruz abi. Senin de emeğine sağlık. Cemil abiye, Eşref abiye. Herkese selam olsun. Bir sonraki yayın yapacak abimin de emeklerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Yarın için bol şans herkese. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu yayın sonrasında da İzmir yayınımız olacak. Orada da Aydın Kartal'la birlikte olacağız sevgili dostlar. Saatler 22.00 gösterdiğinde İzmir yayınımızda sakın kaçırmayın diyorum. Bu şekilde Adana yayınımızı noktalamış olduk. Konuğumuz Alper Karlıhan'a çok teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bilyoner'in sunduğu Adana yayınımız burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum sevgili dostlar.